Şüphe yok ki sonradan hadis olan varlığın meydana gelmesi ve kendisini var eden yaratıcıya muhtaç olması onun kendi nefsinden mümkün olmasından dolayıdır. Çünkü onun varlığı başkasından kaynaklanır. Varlığın varlığı mutlaka bir var ediciyi gerektirir. Başkasından kaynaklanır. Böyle olunca o ihtiyaç bağıyla bağlıdır ve istinat ettiği yaratıcının kendi zatında varlığı vacip ve zaruri bulunması ve kendi nefsiyle varlığında hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyden gani olması lazımdır. O bu yaratıcının. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp, Samet diyoruz ya, Allahu Samet. Tabi Allah ganidir, zengindir, hiçbir şeye muhtaç değildir. Olması gerekir. O da bu hadis olan varlığa kendi zatıyla vücut veren zattır. İşte o muhtaç olmayan zat. Hadis varlığa, sonradan yaratılana kendi zatıyla vücut veren zattır. Tabii kendi zatıyla derken burada mertebeler giriyor araya. Şu hale göre başka varlıklar ona nispet olundu. Başka varlıklar ona nispet olundu. Demek ki ondan gayrı varlık yok. Şimdi onu izah ediyor. Bu vacip ve ezeli varlık kendi zatı için mümkün varlığı lüzumlu gördü. İlk yaratılışı anlatıyor. Bu vacip varlık kendi zatı için mümkün varlığı, o açığa çıkacak olan mümkün varlığı lüzumlu gördü. Açığa çıkmasını lüzumlu gördü. Ki kendi sıfatlarını açığa çıkarması lazım. Zuhur ettirecek ki görsün, kendini seyretsin. Kendini seyretsin. Kendini seyretsin. Yani kendinden kendine gidiyor. İşte Muhittin İbn Arabi Hazretleri diyor ya, Allah alemi sevgiden halketti. Evet. Hangi sevgiden? Kendine sevgisinden. Aynen. Kendine olan sevgisi kendi sıfatlarını zuhur ettirme ihtiyacı doğurdu kendisinde. Aşıktı o, maşıktı o. Aslında aşıktı o, maşıktı o. Mümkün de bu sayede vacip oldu. İşte mümkün, yani varlık, işte bu sayede mümküne çıkması vacip oldu. Allah kendi kendine vacip kıldı bunu. Kezalik hadisin varlığı onu kendi zatı için kendisinden ishar eden zata dayanmakta olduğundan, isim ve sıfata dair her bir şeyden ona nispet olunan vasıfların da hakkın sureti üzere olması gerekli oldu. Bütün vasıflar kime dayanmış oluyor? Hakka dayanmış oluyor. Onlar zuhur etti. Ancak zati olan vücut bundan müstesnadır. Burada vücudu ne yaptı? Ayırdı. Çünkü vücut ile zati vücut ile yaratılmış olan mümkün arasında hiçbir bağ, ilinti yoktur. Burayı ayırdı. İşte Allah alemlerden müstanidir denilen nokta burası. Zatla, zata hiçbir yolumuz yok. Hiçbir şekilde yolumuz yok zata. Çünkü hadis hakkında bu doğru değildir. Hadis sonradan olan hakkında bu doğru değildir. Her ne kadar hadisin de varlığı vacip ise de onun vacip olması kendi nefsiyle değil, kendisinin gayri iledir. Kendisinin dışındadır. O da zatın bunu halk etmesi, yaratmasıyla ortaya çıkmasıdır. Sonra bilmeliyiz ki muhakkak emir bizim dediğimiz gibi onun suretiyle onun zuhurundan olduğu için Hak Teala bizi kendi ilminde, hadiste, fikir ve nazar üzerine havale kıldı ve muhakkak ayetlerini bize yine bizde gösterdiğini söyledi. Ayetlerini bize yine bizde gösterdiğini söyledi. Yani işte her ne ararsan kendinde ara mevzusu var ya, hakkı ancak kendinle bilebilirsin. Kendinden bilebilirsin. Ya da Rabbini ancak Rabbinle tanıyabilirsin. Şimdi arama. Hakikati burada çıkıyor. Yani herkes kalıbınca bunu görür, tanır. Başka yolu yok yani. Enfüsünde. Tabii. Yani bizde. Çünkü Allah ayetlerini, enfüste ve afakta ayetleri var Allah-u Teala'nın. Enfüsümüzdeki ayetlere de baktığımızda yine bizde olanı görürüz. Afaktaki ayetlere de baktığımızda yine bizde olan hakikatle onları görürüz. Evet. Yani onları bulundukları hakiki hakikatleri üzere görmemiz mümkün değil. Bizdeki bakışla görürüz. Sırf sende diyorlar ya. Bizim kalıbımızla görürüz, evet. Yani. Bizim gözlüğümüzle görürüz. Başka yolu yok. Hani mesela gözü bozuk bir insan diye düşünelim. Adama gösteriyorsun bir şeyi, işte şunun güzelliğini, bir çiçeğin, ağacın güzelliğini, detayını anlatıyorsun. Adamın gözünde bozukluk varsa, gözlük takmadıysa, o görebildiğiyle görür. Evet, aynı şeyi görüyorsun ama o gördüğünü görür. Senin anlattığın detayı görmez ki. Kendi hakikati neyse o gözünün ona verdiği
bakış neyse onu görecek. Daha ötesini göremez yani. O da gözünün bozukluğundan. Gözü bozuk ancak o kadar görür. Teferruatı göremez. İşte biz de alemdeki ayetleri tanımak için gerek enfüsümüzde gerekse afaktaki ayetleri baktığımızda, Allah'ı tanımak adına baktığımızda yine kendi hakikatimizle bakıyoruz. Afaktaki ayetleri de baktığımızda her birimiz farklı görürüz. Neden? Her birimizin ayağını sabitesi farklı. Her birimizin Rabbi hassı farklı. Benzerlik olabilir ifade ederken. Senin gördüğünle benim gördüğüm birbirine benzer olabilir. Ama mutlak surette fark var. Aynı yok. Aynı yok. Aynıyı görmemiz mümkün değil çünkü hakikatlerimiz farklı yani. Bu sebeple biz kendimiz ile ona istidlal ettik. Yani kendimiz ile ona yol gösterdik. Bak şimdi burası mühim. İstidlal etmek, yol göstermek, delil ortaya koymak, delile dayanmak, hüküm vermek. Hani ilim maluma tabidir dedilen noktayı açıyor şimdi burada. Bu sebeple diyor biz kendimiz ile ona, yani kendi hakikatimiz ile, bulunduğumuz hal ile ona istidlal ettik. Ona delil kendimizden verdik. Kendimizden, kendi hakikatimizle yol gösterdik bize nasıl muamele etmesi gerektiğine. Ya da bizi nasıl halk etmesi gerektiğine. Kendimizi delil sunduk. Çünkü bulunduğumuz hal, diyoruz ya, orada istendiği zaman teşbih olarak anlatıyoruz ya, Allah-u Teala sordu. Ne hal üzere bir kul olmak istersin? Ey kulum, dedi. Ayağını sabitemizi anlatırken. Biz de dedik ki, ya Rabbi ben dünyada, dünya hayatı diye yaratacağın hayatta ben şöyle bir kul olmak isterim dedik, talep ettik. Allah da bize verdi. Hal ile, evet. Hal ile, hal diliyle. Evet. İşte burada bu talebimiz kendimizden istidlal ile. Yani biz yol gösteriyoruz. Neden? Hakikatimiz. Talep bizden çıkıyor. Biz, yani biz vücut talep ediyoruz oradan bir noktada. Vücuttan ziyade bütün her şeyimizi, bak buradaki ayağını sabite hakikat dediğimiz, yani kişi cennet ehli olacaksa cennet ehli olmayı orada biz talep ettik. Evet. Cehennem ehli olacak olan da cehennem ehli olmayı talep etti. Bu dünya hayatına geldiğinde katil olup adamları öldürecekse, zulmedecekse, o zaman bulunduğu hal üzere dedi ki ben, sen benim üzerimde şu isimleri yoğun olarak ver ya Rabbi dedi. Hangi isimleri? İşte katil olmasını gerektirecek isimler. Bunu, dolayısıyla bu delili biz verdik Allah'a kendimizden, kendi hakikatimizden. Biz neyi talep ettiysek Allah da onu verdi bize. Yani şu dünya hayatında yaşadığımız ahvalimizin bütün detayıyla, ahvalimizin durumu bizim o zaman ayağını sabite hakikati dediğimiz hakikatteki istememizdir. Ne istediysek onu şu an yaşıyoruz. Hazreti Ali'nin herkes sonundan korkar. Ben başından korkarım. Acaba ne istedim? Meselesi bu. Evet. Bu sebeple biz kendimiz ile ona istidlal ettik ve şu hale göre biz onu bir vasıf ile vasıflandırmadık. Yalnız biz bu zati olan vücubi hastan başka bir vasıf olduk ve biz onu bizim ile bizden bildik. Kendi hakikatimizden. Evet. Bize nispet ettiğimiz her şeyi ona nispet ettik ve bununla bize peygamberlerin dilleriyle ilahi haberler geldi. Böyle olunca da o nefsini bize bizimle vasfetti. Yani onun nefsini, yani hakikatini biz kendi özümüzdeki hakikatle ancak anlayabildik. Öyle vasfetti bize, açtı. Çünkü bizdeki neyse biz onunla anlayabiliriz, idrak edebiliriz onu. Binaenaleyh biz onu gördüğümüz vakit kendi nefislerimizi görürüz ve o bizi gördüğü vakit kendi nefsini görür. Burada şimdi ayna meselesi. Biz onu gördüğümüzde kendi nefislerimizi görürüz. Çünkü kendi nefsimizin hakikatinden onu tanıyabiliriz. Dolayısıyla kendi nefsimizi, kendi hakikatimizi görürüz. Başka bir görüş alanımız yok. Kabımız neyse onu görürüz. O bizi gördüğü vakit kendi nefsini görür. Kendi nefsini görür ama açacak şimdi burada. O birime, o mazhara ait olan nefsini görmüş olur. Biz her ne kadar bizi birleştiren tek hakikat üzerinde isek de şüphe etmeyiz ki muhakkak biz şahıs ve nevi ile çoğalmışız. Ve yine katiyen biliyoruz ki muhakkak arada bir ayırıcı vardır. Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin diye ayrışmışız. Evet, bir hakikatiz ama nihayetinde burada bir ayrış var yani. Ve hepimizde bir fark var. Bir ayrıcı var aramızda. O sebeple şahısların bazısı bazısından ayrıldı.
Eğer bu olmasaydı tek varlıktan çokluk meydana gelmezdi. Bu o hal olmasaydı eğer, o tek varlıktan, o tek hakikati Muhammediye'den o çokluk olmazdı. Yine böylece Hak her ne kadar her cihetten kendi nefsini vasfettiği şeyle bizi vasfetti ise de arada bir ayırıcı gerektir. Ve o ayırıcı ise vücutta ancak bizim ona muhtaç ve mümkün bir varlık olduğumuzdan dolayı vücudumuzun ona bağlılığı ve bizim onun muhtaç olduğumuz şeyin mislinden onun gani olmasıdır. Onun zengini, o bizim muhtaç olduğumuz şeye muhtaç değildir. Şimdi bu sebeple Hak için kendisinde başlangıç bulunmayan ezel ve kıdem gerçekleşti. Başlangıcı olmayan bir ezeli ve bir kıdem dediğimiz hal gerçekleşti. Sözü geçen başlangıç ile kendisinde yokluktan varlığın belirmesini anlatmak istiyoruz. Halbuki Hak evvel olmakla beraber bir başlangıca nispet edilemez. Evet, burada evvel diyoruz ama onun bir başlangıç noktası yok Hakk'ın. Hani anlatmak için bu söz kullanılıyor. Evveldir. Başlangıcı yoktur diyoruz. Burada onu anlatmak için bu ifade ediliyor. Yoksa onun için bir başlama noktası yok. Tabii bu ilimlere vakıf olmadan önce bilmiyorum. Ben küçükken ben sorguluyordum kendi kendime. Siz yaptınız mı bilmiyorum. Şimdi bundan bu hakikatleri yavaş yavaş yeni öğrenmeye başladığımda gençlik yıllarımda. Şimdi Allah başı yok, sonu yok. İyi de Allah nasıl oldu? Nasıl var oldu? Çünkü neyle düşünüyorsun? İnsan aklıyla, o kıt insan aklıyla. Yani her şeyin bir başlangıcı var ya, onun da bir başlangıcı olması gerekir düşüncesi oluşuyor insanda. Ama sonra ilmen bu hakikatleri öğrenince bu ortadan kalkıyor. İşte bu hakikatleri öğrenince, yani ilim bazen aklın kabul etmeyeceği şeyi kabul edilir hale getiriyor. İlim. Halbuki Hak evvel olmakla beraber bir başlangıca nispet edilmez. İşte bu sebeple onun hakkında ahir de denildi. Eğer onun evvelliği mukayyet, kayıtlı varlıkların evveliyeti olsaydı, mukayyet için ahir olması gerçek sayılmazdı. Çünkü mümkün için bile ahir yoktur. Varlığa çıkan için mümkün için ahir yok. Bizim için ahir yok, son yok. Ebedi bir hayat var. Çünkü Allah-u Teala öyle halketti ama, ve öyle buyuruyor. Ama cennet ama cehennem. Tabii, ama cennet ama cehennem ebedi, sonsuz. Yani biz evvel değiliz. Evvel isminden nasibimiz yok ama hani zuhura gelmek babında ahir isminden nasibimiz var. Ebedilik var. Tabii. Onun baki kılmasıyla bakiyiz. Aynen, aynen. O hakikatte mutlak vücudunun gereği olarak baki iken biz onun baki kılmasıyla bakiyiz. Evvel olarak yok. Derken aslında bir nevi... İlminde evvelimiz var. Evvelimiz. Ama zuhura gelişte evvel değil, hadisiz. Ama ilminde bulunmamız itibariyle meseleye bakacaksak hem evveliz hem ahiriz. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın o evvel, ahir, zahir, batın isimleri aynen insan içinde kullanılır. Aynen öyle. Hakikatini kavrayarak yalnız. Aynen. Şimdi insanlar, bu hakikate vakıf olmayanlar ne diyor ya? Bu demesin sonra. Evvel, ahir, zahir, batın ismi. Halife. Halife de zuhur edecek tabii. Etmesi gerekiyor. Zira mümkün varlıklar da nihayetsizdir. Onlar için ahir olamaz. Belki emrin küllisi bize nispet olunduktan sonra ona rücu ettiği için o ahir oldu. Şu hale göre de o evvel oluşunun aynında ahir ve ahir oluşunun aynında evveldir. Sonra bilelim ki Hak nefsini zahir ve batın sıfatlarıyla vasıflandırdı. Şu hale göre alemin kendi yokluğumuzla batini ve varlığımızla zahiri olduğunu anlayabilmemiz için gayb ve şehadet alemlerini icat etti. Ve kendi nefsini rıza ve gazap ile tavsif kıldı ve bu suretle de alemi haf ve reca sahibi olarak yarattı. Korku ve ümit. Alem korku ve ümit arasında gelgit yaşayan bir halde yaratıldı. Bundan dolayı biz onun gazabından korkar ve rızasını dileriz. Ve yine Allah nefsini cemil ve zülcelal olmakla vasfetti. Bizi de heybet ve üns üzere icat kıldı. Ünsiyet, yakınlık ve heybet, yani heybetinden, azametinden ürkmekle birlikte bir geri durma hali kıldı. Ona mensup olan ve onlarla adlanan şeylerin hepsi böyledir. Allah alemin hakikat ve teferruatını nefsinde toplamış olmasından dolayı insanı kamili
yaratmaya teveccüh edince bu karşılıklı iki sıfatını, yani cemal ve celal sıfatını, yani iki el ile tabir etti. İki elimle yarattığım. Ayette öyle buyuruyor ya. Sizi iki elimle yarattığımı secde etmekten alıkoyan nedir diye buyuruyor ya işte. Orada celal ve cemal, yani tam kamilen bütün isimlerini zuhur ettirdiği mahal olduğunu beyan ediyor iki eliyle. Çünkü Allah-u Teala bazı varlıkları tek eliyle yarattığını beyan eder. Kimisini celal ismiyle yaratmıştır. Kimisini sırf cemal ismiyle yaratmıştır. Ama insanı iki eliyle yaratmıştır. Bu sebeple alem aşikar ve halife gayptır. Bu sebeple alem aşikar, görünür alem, halife gayptır. Örtülüdür, sırdır, gizlidir. Bundan dolayı da sultan halktan gizlenir. Sultan halktan gizlenir. Hakiki sultanların sultanı gizli değil mi? Tedbirli kıyafetle mi gezer? Yani o da var. Halkın içerisinde gezersin. Tebdili kıyafetle de gezer. Bir de mesela Allah alemden zuhur ediyor bize. Halbuki gizli. Ama onu o gizlilikte biz buluyoruz. Değil mi? Batın diyoruz ya. Hak aynı zamanda kendi nefsini karanlık perdelerle vasfetti. Karanlık perdelerle de kendi nefsini örttü, gizledi. Bu perdeler tabiattaki cisimlerdir. Karanlık perdeler dediği unsuri tabiat varlıklarındaki cisimler. Evet. Vasfetti derken perdelerle de kendini vasıfladı, yani tanımladı mı? Vasfetti. Tabii vasıfladı. Yani kendine bu vasıf, perdeleri de bir vasıf yaptı kendine. Bu manada çıkar. Bu perdelerle de kendini örttü, gizledi. Bu manada çıkar. Kendini, nefsini karanlık perdelerle vasfetti. Vasfediyor, vasıflıyor. Neyse vasfediyor. Yani o karanlık perdelerde anlatıyor. Orada da hak var. Tecelli. Tabii, orada da tecelli var. İşte unsur diyoruz. Toprak, hava, ateş, su, tabiat, doğa. Nerede gördünüz? Allah'ın meşhi oradadır. Bu perdeler tabiattaki cisimlerdir. Evet, bu karanlık perdeler cisimler. Nurani hicaplarla da vasfetti. Bir de şimdi nur, bu karanlık perdelerdi. Bir de şimdi nur perdeleri var. Nurani hicaplarla da vasfeyledi. Bunlar da latif olan ruhlardır. Latif olan ruhlardır. Yani bu bir hadiste Hazreti Peygamber buyuruyor ki Cebrail'den sordum. Rabbini görür müsün? Şu cevabı verdi. Benimle Rabbim arasında 70 bin nurani hicap vardır. Bunlar aradan kalkacak olsa ben yanar mahvolurum dedi. Bu perde, evet. Şu hale göre alem latif ve kesif arasındadır ve o kendi nefsine aynı hicaptır. Kendi nefsine de aynı hicaptır. Yani diyor ki şair bu konuda ne demiş? Vahdet güneşine engel olan bizim varlığımızın rengidir. Yer aradan çıksaydı gece gündüz bir olurdu demiş. Bu hakikati anlatmak için şair. Alem hakkı kendi nefsini bildiği gibi hakkı idrak edemez. Alem hakkı kendi nefsini bildiği gibi hakkı idrak edemez. Ona muhtaç bulunduğu cihetle kendini icat eden yaratıcıdan ayrı olduğunu bilmekle beraber perdeler içinde gizlenmez. Lakin hakkın tam kendisi olan zati varlığın vacip oluşunca alem için nasip yoktur. Lakin hakkın tam kendisi olan zati varlığın vacip oluşunca alem için nasip yoktur. Yani zati varlığa senin bir yolun yok diyor. Oradan nasibin yok. Bundan dolayı onu ebediyen kavrayamaz. Zatı kavramak mümkün değil ebediyen. Şu halde hak bu cihetten zevk ve şuhut bilgisiyle bilinmezlikten de asla zail olmaz. Yani bu hususta bilebileceğin kısım senin zevk yoluyla ve şuhut yoluyla bilineceğin kısımdır. Ama bunun da tabii ki bir sınırı vardır, gideceği noktası vardır. Çünkü bunda hadis için kıdem yoktur. Hadis, yani sonradan yaratılan için bunda kıdem yoktur. Allah Adem'i ancak şereflendirmek için iki eli arasında birleştirdi. İşte bunun için Allah iblise sordu. İki elimle yarattığım, yani cemal ve celal sıfatımla halk ettiğim mahluka secde etmekten seni men eden şey nedir? Sad 75.
Halbuki o mahluk yani Adem, alemin suretiyle Hakk'ın suretinden ibaret olan iki suret arasında ancak onun birleşmesinin aynıdır. Bu suretle de Hakk'ın elidir. İblis ise alemden bir parçadır. İblis için bu birleşme keyfiyeti hasıl olmadı ve bundan dolayı halifelik Adem'e verildi. Adem eğer istihlaf ettiği şeyden kendisine halef olduğu zatın suretiyle zahir olmasaydı, halef oluyor ya, zata halifesi oluyor ya, zahir olmasaydı halife olamazdı ve onda üzerlerine halife kılındığı uyrukların istekleri, şeylerin hepsi mevcut olmasaydı yine buyruklar üzerine halife olamazdı. Çünkü uyruklar ona dayanır, böyle olunca da kendisine ihtiyaç gösteren şeylerin hepsiyle kaim olması gereklidir. Yoksa onlar üzerine halife sayılmaz. Yani o vasıflar olmasaydı halife olamazdı. Halife olmak için Allah'ın kendisine yerleştirdiği o kamil vasıflara sahip idi diyor. Şu hale göre halifelik ancak insanı kamil için gerçekleşir. Allah insanı kamilin dış suretini alemin hakikatleriyle suretinden, batini çehresini de kendi sureti üzere inşa etti. Tekrar edelim. Allah insanı kamilin dış suretini alemin hakikatleriyle suretinden. Yani insanı kamilin dış sureti diyor, alemdir. Alemde ne varsa insanı kamilin dış suretinde de vardır. Gerçekten öyle. Şu vücudumuz işleyen sistemi vücut olarak çok iyi incelendiği zaman bütün sistemin aynı alemde de görülebilir. Küçültülmüş hali. Allah insanı kamilin dış suretini alemin hakikatleriyle suretinden, batini çehresini de yani o insanı kamilin içini, batınını ise kendi sureti üzere inşa etti. Kendi o sırrı, vasıfları üzere inşa etti. İşte Allah Adem'i kendi sureti üzere halketti. Hadis-i şerif. Ve bu sebeple onun hakkında ben onun işitme ve görme duyusu olurum dedi. Kutsi hadiste. Onun gözü ve kulağı olurum demedi. Bakın ne diyor? Ben onun işitme ve görme duyusu olurum dedi. Gözü ve kulağı olurum demedi. Yani gözle kulakla sınırlandırmadı. Şu hale göre de iki suret arasını ayırdı. Böylece o alemdeki her varlıkta Hakk'ın tecellisi o varlığın hakikatinin istediği kadardır. Alemdeki her varlıkta Hakk'ın tecellisi o varlığın hakikatinin istediği kadardır. Ayağını sabit. Ayağını sabit. Fakat halifedeki topluluk başkalarında yoktur. İşte halife olmasının özelliği. Terkip çok. Diğer insanlarda yoktur. Terkip çok var. En kamil şekilde. En kamil tabii. Böyle olunca da halife ancak kendisindeki bu meziyet ile üstün sayıldı. Eğer Hakk'ın varlıklarda suret ile tecellisi olmasaydı alemin bir varlığı olamazdı. Nitekim akli birer mevhum olan o kül hakikatler olmasaydı aynı varlıklarda bir hüküm zahir olmazdı. İşte bu hakikatten alemin kendi varlığında Hakk'a ihtiyacı sabit oldu. Alemin kendi varlığında Hakk'a ihtiyacı bu hakikatten dolayı sabit oldu diyor. Burada bir şiir gibi bir kısım var, onu okuyalım. Bütün alem ona muhtaçtır, hepsi de müstani değildir. İşte bu o hak sözüdür ki biz söyledik ve kinaye etmedik. Eğer sen gani olandan bahsedersen onun ihtiyacı yoktur. Şu halde bizim sözümüzle kastettiğimiz şeyi muhakkak bilirsin. Binaenaleyh hepsi de birbirine bağlıdır. Şu halde onların haktan ayrılığı yoktur. Benim dediğim hakikati benden dinleyin. Yani bir noktada alemler edilgendir. Allah etkendir yani. Tabii ki alem edilgendir. Etken olan Allah'tır. Şimdi Adem'in cesedinin yaratılmasındaki hikmeti yani onun zahiri suretini ve onun ruhunun yaratılışını yani batini çehresini şimdi anladım. O yani Adem hem hak hem halktır. Evet, zahiri batini. Evet. Kendisindeki cemiyet ve meziyet dolayısıyla halifeliğe müstahak olmak hususunda mertebesinin asıl ve menşeini bildim. Neden halife olduğunu da anladın diyor anlattıklarımızdan. Adem kendisinden bir insan nevinin halk olunduğu tek bir nefstir. Hazreti Adem.
tek bir nefisten. Şimdi o ayeti verecek. Nasıl ki Allah-u Teala buyurmuştur ki, ey insanlar, sizi tek bir nefisten halk eden ve ondan kendi eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadını yaratan Rabbinizden sakının. Nisa 1 demektedir. Emir, zem ve hamddir. Emir, zem ve hamddir. Siz zemde Hakk'ın koruyucusu olun ve hamdde kendi nefislerinizi koruyun. Edip ve alimlerden olun. Yani zem ettiğin meselelerde Hakk'ın şeriatını gözeterek zemmeteceğin şeyleri şeriatça zemmet diyor. Koru, yani koruyucu ol ve hamd edenlerden oluyor. Sonra Allah Adem'e verdiği şeyi ona bildirdi ve bunu iki avucu içine aldı. Fütuhat'ta da anlatıyor. Hazreti Adem'i avucunun içerisinde diyor, söyle bakalım hangi avucum diyor. Hak, Allah sesleniyor Hazreti Adem'e. Fütuhat'ta bunu açıyor. Hazreti Adem de sağ elini seçiyor. Hakkın. Sağ elini ya Rabbi diyor. Sağ elini, avucunu açıyor. Hak. Allah Adem'e verdiği şeyi ona bildirdi ve bunu iki avucu içine aldı. Bir avucunda alemi ve öteki avucunda Adem'i ve evladı ile mertebelerini gösterdi. Yani burada çok garip bir iştir diyor Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Hak, Allah açtığı zaman avucunu, Hazreti Adem bir baktı ben buradayım, bir baktı ben oradayım, avucundayım. Aynı anda hem orada hem burada. Ve zürriyetini de gördü. Avucunda kendisinin yanında zürriyetini de gördü. Kendini ve zürriyetini gördü. Tabii zürriyetini de. Kıyamete kadar gelecek olan zürriyetini de gördü. Böyle karıncalar gibi avucunun içinde doluşmuş olduğunu gördü. Bu en büyük babaya bahşettiği hakikati Allah bana öğretince, yani o babamız olan Hazreti Adem'e gösterdiği bu hakikati bana da öğretince, ben de kitapta onun çizdiği hayat içinde olan şeyi yazdım. Yoksa hakikatine erdiğim şeyleri değil, çizilen kısmı yazdım diyor. Hakikatine erdiğim şeyleri değil. Yoksa hakikatine erdiklerimi yazmaya kalksam kitaplar almazdı diyor yani. Şimdi bana bunu şunu kastediyor. Bana verilen ilimden müsaade edilen kısmını yazdım diyor. Buraya gel. Yoksa diyor bana neler verildi neler. Yoksa hakikatine erdiğim şeyleri değil. Çünkü buna ne kitap ne de bugün mevcut olan alem kafi gelmez. Demek ki mübareğe neler verilmiş. Bu kitapta bahsettiğimiz ancak görüp anlattığımız şeylerdendir. Nasıl ki Allah Resulü bana Adem kelimesinde gizlenen ilahi hikmetin hududunu gösterdi, o da bu bölümdür. Diyor ki yani Adem kelimesine gizlediği sırrı bana gösterdi, hududu olan kısma kadarını ben açtım. Fazlasını biliyorum. Yani. Tabii daha başka kısımları da var. Biliyorum ama açıklayamam. Açıklamıyorum. Bana bu kadar açıklamam izin verildi diyor. İzin yani. Verildi. Çünkü ne böyle diyor bak, çünkü hududu kısmına bak ne dedi? Hududunu gösterdi diyor. Yani senin sınırın bu. Evet. Bu bilgiyi şu sınıra kadar anlat. Evet. Sana müsaade bu kadar dedi. Tahammül edilmez demek ki. Demek ki. Daha sonra şit kelimesindeki nefsi. Şimdi bundan sonra şit bahsine geçecek. Orada da nefs hakikati anlatılacak. Burada Adem'de, Adem kelimesinde ilahi hakikati anlattı. Evet. Şit kelimesindeki nefsi, Nuh kelimesindeki subbuhi, İdris kelimesindeki kuddusi, İbrahim kelimesindeki mehimi, İshak kelimesindeki hakki, İsmail kelimesindeki ali, Yakup kelimesindeki ruhi, Yusuf kelimesindeki nuri, Hud kelimesindeki ehadi, Salih kelimesindeki futuhi, Şuayb kelimesindeki kalbi, Nut kelimesindeki melki, Üzeyr kelimesindeki kadri, İsa kelimesindeki nebvi, Süleyman kelimesindeki rahmani, Davud kelimesindeki vücudi, Yunus kelimesindeki nefesi, Eyüp kelimesindeki gaybi, Yahya kelimesindeki celali, Zekeriya kelimesindeki maliki, İlyas kelimesindeki inasi, Lokman kelimesindeki ihsani, Harun kelimesindeki imami, Musa kelimesindeki ulvi, Halid kelimesindeki samedi, Muhammed kelimesindeki ferdi hikmetlerin izahı gelecektir. Her bir hikmetin özü kendisine tahsis edilmiş olan kelimelerdir. Bu kitaptaki bahislerin ana kitapta, yani ilk tecellide sabit olduğu üzere bu hakikatlere dair söylediğim şeye hasrettim ve bana gösterilen usule uydum. Bana hudutları çizilmiş olan yerde durdum. Bunun üzerine bir şey ilave etmek istesem bile elimden gelmez. Çünkü kulluk sıfatım bunu men eder. Başarıyı veren ancak Allah'tır.
ondan başka Rab yoktur. Dedik, Adem faslını bitirdik.